Oylat kaplıcılarına ilk defa mı geliyorsunuz? İlk soruyor efendim. Evet. Nasıl? Sularından memnun musunuz? Çok mükemmel efendim. Şifa amaçlı mı geldiniz yoksa dinlenme amaçlı mı? Dinlenme amaçlı. Şifa tabii mutlaka onu da insan istiyor tabii ki. Şimdi neticede doğanın güzelliğini yaşamak, bunun şifasından istifade etmek güzel bir şey. Benim de genel olarak zaten tatilimi kaplıca kültürüyle tamamlamaya çalışıyorum. Çünkü fayda görüyorum. Siz de şifa amaçlı geliyorsunuz yani. Tabii kesinlikle, kesinlikle. Peki nasıldır? Suları iyi geldi mi? Yani biz bugün Mahmut abiyle birlikte bu şelalenin çıktığı yere tırmandık. Yaklaşık 3 kilometre ben öyle tahmin ediyorum. Gittik geldik bir de hamama girdik. Ben şimdi kuş gibiyim. Mis gibi. Hem doğa yürüyüşünü yaptınız. Yani. Hem doğa zenginlikleri gördünüz. Evet. Hem de şifalı sularından faydalandınız. Evet. Stres denilen bir şey kalmadı zaten mis gibi. Evet. Sağlığa iyi gelmesine neyi gelsin değil mi? Yani. Evet. Doğayla iç içe bir yer burası. Doğa yürüyüşü var. Mağarası var 750 metre derinlikte. Çok güzel yani gelirken yeşile doyuyorsunuz. Peki siz şifa amaçlı mı geldiniz, dinleme amaçlı mı geldiniz? Ben şimdi hasta olmadan şifa arayanlardanım. Yani hasta olduktan sonra biraz geç oluyor. Hasta olmadan sağlıklı kalmak için işte böyle geziyoruz yani. Doktorlara, ilaçlara o kadar para vermek yerine vermeden doğanın sunduğu bu hizmetlerden faydalanarak evet, sağlığınızı zinde tutmak istiyorsunuz. Evet. Çok iyi. Peki buranın Oylat kaplıcalarının, şifalı sularının hangi hastalıklara iyi geldiğini biliyor musunuz? Valla ben söylediğim gibi şey yapmıyorum da sıcak su yarıyor bize. Zinde de tutuyor yani yürüyüşe gittik geldik. İnegöl, Oylat kaplıcalarına ilk defa mı geliyorsunuz? Yok, ikinci gelmem. Geçen sene geldim, çok mutlu oldum, memnun oldum. Şu doğaya hayran oldum. Ben yaşlı adam zaten doğayı çok sever. Ben bu sene de katılmak istedim. Allah dedim yani ömür verirse. Sevdiklerim de var. Grup halinde geldik. Yeğenlerim. Nereden var. Geliyorsunuz? Adalar Gaziantep'ten geliyoruz. Ondan. Peki Gaziantep'in hamamları meşhur. Hani burayı tercih etmenizin özel bir nedeni var mıdır? Ama doğal suyumuz yoktur bizim. Gaziantep'te ben de hamamcıyım zaten bahsettiğim gibi. 35 sene ben yaptım. Daha önce kayınvalidem yapmış. Yıllar öncenin hamamcısıyız. 900 senelik bir vakıf hamamı. Daha da ayakta. Çok güzel. Yani herkes gelir dayla bakar. Yeni hamamlar akar şıpır şıpır. Onlar hiç taş hamam. Çok güzel. Nefis. Oylat kaplıcıların hangi hastalıklara iyi geldiğini biliyor musunuz? Onu cilt hastalıklarına diyebildim ben. Yani içmesini de yapmadım. İçmedim yani. İçilebilir dediler de içmedim. Ama ciltleri pırıl pırıl ediyor, gençleştiriyor insanları, ruhunu gençleştiriyor. Ben öyle zannettim, biraz da genceldim, buraya geldim, şey yaptım, dün çok yorgundum. Dinç hissettiriyor yani insanı. Dinç hissettiriyor, dün geldim halbuki dün çok yorgundum. Uzak yer, 15 saatte geldik çünkü. Yok bugün çok mutluyum, çok memnunum. Ne kadar süre kalacaksınız burada? Bir hafta, bir pazartesi girdik, bir pazartesi çıkacağız. Çok güzeldi. Ömrüm vefa ederse gelirim her senede. Yine gelmeyi düşünüyorsunuz yani. O kadar tabii. Şifalı, o kadar yok, etkili. Yok. Temiz, yiyecekleri güzel, abartısı yoktur ama hepsi kaliteli, güzel. İnsanı doyurabiliyor. Başkalarına yerlere hep gittim, çok gittim. Ben en son burayı çok seviyorum, buraya gittim.